Aldığınız bitkilerin saksılarını hemen değiştirmeyin. Eğer hemen saksı değişimi yaparsanız o şahane gözüken cap canlı yaprakları olan bitkiniz çok kısa bir zaman içinde ölmeye başlar. Bu konuyla ilgili birçok kişi her gün bana onlarca mesaj yazıyor. Ne yapalım? İşte bitkimizi nasıl kurtaralım diyor. Ben de onlara diyorum ki ölümün çaresi yok. Bana bunu yapmadan önce yazın. Yani ölmeye yakın yazmayın. İşte saksıyı değiştirmeden önce yazın. Yeni alınan bir bitkinin en az 1 ya da 2 ay saksı değişimi yapılmaması gerekiyor. Sonbahar ve kışın kesinlikle saksı değişimi yapılmaması gerekiyor. Saksı bir bitkinin evi. Yani biz nasıl evimize çok önem veriyorsak, evimiz bizim nasıl çok önemliyse bitki için de saksı çok çok önemli. Çünkü onun içinde yaşıyor. Dolayısıyla siz bitkiyi alıp kendi sevdiği saksından kopartıp yepyeni bir saksıya koyduğunuz zaman bitki buna hemen alışamıyor. Şimdi eğer bitkiniz şöyle küçük bir saksıdaysa onu büyüsün diye kocaman bir saksıya alırsanız yine bitkiniz yetişmez. Çünkü bitkiler önce saksının içini kökleriyle doldururlar. Eğer bitkiniz, yetiştirdiğiniz bitkinin kökleri ince ise, narin ise, küçükse onu asla büyük saksılarda yetiştiremezsiniz. Biz tabii kendimiz gibi düşünüyoruz. Büyük ev, işte kocaman yayılalım, bitki de büyük bir saksıda yayılsın, istediği gibi büyüsün diye düşünüyoruz. Ama bitkiler için gerçek böyle değil. Tam tersine bitkiler küçük saksılarda yetişmeyi daha çok seviyorlar. Yeni aldığınız bitkinin saksısını hemen değiştirmeyin. Toprağını da hemen değiştirmeyin. Ancak 1-2 ay sonra iyice size alıştıktan sonra üzerine sürekli yeni toprak eklemenizi tavsiye ederim. Özellikle de çiçekçiden aldıysanız içinde mutlaka bol miktarda gübre vardır. Bol gübre bir süre sonra bitkilerin ölmesine yol açıyor. Her ne kadar ilk anda işte onları çok güzel büyütüyor, boy attırıyor, yeni çiçekler açtırmaya sebep oluyorsa da bir süre sonra o kalan gübreler toprağın zayıflamasına, yaşlanmasına ve bitkinin ölmesine yol açıyor. O yüzden yeni aldığınız bitkilerinizi üzerine sürekli yeni topraklar ekleyerek o eski toprağın yavaş yavaş basılarak suyla ve alttan o gübrelerin de akmasını sağlayabilirsiniz. Bu çok önemli bir konu esasında. Bunu yaparsanız bitkiniz çok uzun ömürlü olur. Bitkinizi hemen çoğaltmaya orasını burasını kopartıp işte yeni yavrular almaya çalışmayın. Şu anda birçok bitki, özellikle de mevsimlik bitkilerin birçoğu hibrit. Dolayısıyla siz hibrit olan bir bitkiyi ne yaparsanız yapın çoğaltamazsınız. Mevsimlik bitkileriniz eğer birkaç yıldır sizinle birlikte değilse ve yeni aldıysanız onu çoğaltamazsınız. O yüzden satın aldığınız bitkileri öncelikle onları yaşatmaya çalışın. Yani onları işte çoğaltmak yerine yaşatmaya çalışın. Zaten beni takip eden birçok kişi biliyor. Hiç bitkilerin çoğaltılmasını anlatmıyorum. Bazı bitkiler dışında işte kaktüsler, sukulentler onlar tabii bunlardan farklı. Onları işte yapraktan çoğaltmak mümkün. Ama diğer tarz bitkileri çoğaltamıyoruz. Özellikle de tropikal başka ülkelerden gelen bitkiler zaten artık laboratuvarda yetiştirilmiş bitkiler diyeyim ben onlara. Dolayısıyla onları hiç çoğaltamıyorsunuz. Onlara güzel ve sağlıklı bir ömür vermeye çalışın. Üzerine yeni toprak ekledikçe onlar daha uzun ömürlü olacaklardır. Bitkilerinizi toprağından, saksından çıkartıp aynı saksıya birkaç değişik bitki ekmeyin. Onları ektiğiniz zaman bitkiler onlardan da hoşlanmıyorlar. Yine yeni aldığınız bitkilere sopalar takmayın, duvarlara değmesinler. Bitkiler onlardan da hoşlanmıyorlar. Eğer bunları yaparsanız hemen saksı ve toprak değişimi yapmadan bitkinizin 1-2 ay sizi alışma dönemi geçirmesine izin verirseniz, hele yeni yaprak çıkartmaya başlarsa ondan sonra istediğiniz zaman bitkilerinizin tabii ki saksı ve toprak değişimini yaparsınız. %99 bitki plastik dışında hiçbir saksıda yetişmiyor. O yüzden saksı seçimi çok çok önemlidir. Drenajı olmayan saksılarda bitki yetiştirmeye çalışmayın, yetiştiremezsiniz. Mutlaka plastik ve drenajlı saksılarda bitkiyi yetiştirebilirsiniz. Bazı kişiler işte dereceyle ölçüyorum, işte su alta gitmiyor falan. Bunların hepsi boş. Bitki dediğiniz
İşte yukarıdan sulayacaksınız, aşağıdan sulayacaksınız, sular toprağı yıkayacak, işte kökler yıkanacak, böyle bitki oluşur. Ondan işte derecelerle falan bitkiler oluşmaz. Yeni aldığınız bitkileri dediğim gibi asla gübrelemeyin. Zaten yeterince gübrelenmiştir. Gübrelere güvenmeyin. Yani çiçeği büyüten şey bitki besini, gübre falan değil. Çiçeği büyüten şey sizin ona verdiğiniz yine sevgi, ilgi ve aynı zamanda da işte biraz ışık. Işık olmadan bitki de büyümez. Mutlaka bol ışık gerekiyor. İşte suyu, toprağı, bunların hepsi bir bütün. Bunların hepsini yaptığınız zaman ancak bitkiniz büyüyüp gelişiyor. Bu konuyla ilgili sormak istedikleriniz varsa her zaman yazabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.